Kur'an'da biz bunu da görüyoruz. Münafıklar en çok cinselliği kullanırlar. Evet. En çok kullandıkları budur bakın. Bir aile, iki cinsellik Müslümanlara saldırırken. Evet. Bir de Müslümanların işte ince düşünceli olmadığını, mesela havanın sıcaklığını düşünmediklerini, başka şey düşünmekleri evet. gibisinden. Yusuf kıssasına bakıyoruz. Münafık neyi kullanıyor? Cinselliği evet. kullanıyor. Hazreti İsa'nın hayatına bakıyoruz. Münafıklar neyi kullanıyorlar? Cinselliği evet kullanıyorlar. Evet hocam, inşallah. Hazreti Meryem'e iftira atıyorlar. Evet. Gayrimeşru ilişki iftirası. Evet. Ve gayrimeşru ilişkiden olan çocuk iftirasını da Hazreti İsa'ya atmışlar. Evet hocam. Hazreti Musa'ya da yine cinsellikle ilgili iftira atılmıştır. Evet hocam. Allah diyor onu vecih kıldı. Onların iftiralarından temizledi diyor. Maşallah. Ayet. Evet. Evet. Cinsellikle ilgili attıkları iftirada Allah onu temize çıkarttı diyor. İnşallah. Hazreti Ayşe'ye ne yaptılar? Kur'an'da o ayettir. Nur evet. suresinde geçer. Evet. Cinsellikle ilgili iftira attılar. Evet. Değil mi? Evet hocam. Hep peygamberimize neydi? Cinsellikle ilgili. Evet. Peygamberimize de haşa işte şeyle uslupları cinselliğe çok düşkün. Evet. İşte hiperseksüeldir. Evet. Ondan sonra kadınlara düşkündür. Münafıklar hep bunu kullanmışlardır. Şu an kullanıyorlar mı? En çok kullandıkları odur. Evet. Hazreti Zeynep annemizin evliliğini kullanırlar. Ondan sonra diğer evliliklerini kullanırlar. Evet.